Evet, kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz. Çanakkale zaferini ve savaşını şu an masamızda bunları konuşuyoruz. Sizler de bizlere iştirak etmek isterseniz, görüş sunmak isterseniz hasbihal@fmetimi.com.tr'den bizlere mail atabilirsiniz. Hasbihal hashtag'den Twitter'dan bizlere ulaşabilirsiniz. 0216 488 0488'den arayıp ulaşabilirsiniz. 0534 440 1399'dan da WhatsApp üzerinden mesaj yoluyla bizlere sohbetimize, hasbihalimize katılabilirsiniz. Evet. Çanakkale'nin yaşanmasının sebeplerini anlattık sevgili hocam. En büyük sebebi o zamanki içimizdeki Alman hayranlığı ve küfür hayranlığı diye notumuzu düştük. Bugün de bu sistemin devam ettiğini, hala savaşın sürdüğünü vurgu yaptık. Ve buna karşı da bugün, dün Alman hayranlığı varsa bugün Amerika hayranlığı var, Avrupa hayranlığı var diye aynı hastalığın devam ettiğini söyledik. Şimdi tabii o zaman bunu halkımız kabul etmiyordu. Bugün de olduğu gibi programımızda da buna basıra basıra vurgu yaptık. Halk istemiyor ama maalesef bir takım idareci kesim bu konuda ısrarcı. Şimdi o zaman da yine halk tabii galayana geldi ve bu Çanakkale olayı o günkü 7 düvel diye tabir edilen devletler tarafından saldırı gerçekleştir ve zaferle çıkıldı bu mücadeleden. Elhamdülillah ecdadımız zaferle çıkıldı. Peki sevgili hocam bu zaferi bize getiren neydi? Şimdi evvela bu zaferi getiren neydi sorusunu inşallah dikkate alarak bunu bir kenara hemen bir şey yaparak şurayı hatırlatmak istiyorum. O gün o günkü zalim devletler ittifakla bir araya gelip de gerçekten Türkiye'yi son derece zayıfa düşünmeye çalışanların derdi yine dikkat edin boğazları elimizden almak, kontrolünü onlar yapması. Çok önemli bir ifade söylüyorum yani. Çünkü Allah Celle Celaluhu bunu özellikle halkımıza şurayı söylemek istiyorum. Çok önemli bu ama. Allah Celle Celaluhu bize Türkiye'miz olarak çok coğrafi olarak çok mükemmel bir yer nasip etmiş. Dünyanın merkezi yani. Dünyanın merkezinde olmamız hasebiyle gerçekten Allah bize bunu ikram etmiş yani. Onu hocam bunun burasında Napolyon Bonaparte diyor ki İstanbul bir anahtardır. İstanbul'a hakim olan dünyaya hakim olur diyor. Yani bu İstanbul için bütün bu stratejik önemi, jeopolitik önemi ifade eden bir tabir. Anahtardır. Evet. İstanbul'a elini geçiren hakim o olan dünyaya dolayı, hakim olur. O yüzden halka buna özellikle söylüyor. Allah bize çok mükemmel bir devlet nasip etmiş. Çok önemli bir yerde mükemmel bir devlet nasip etmiş. Öyle her şükürler olsun. Kıymetini de bilmeyi nasip etsin. O günkü dönemde, o günkü şartlarda boğazları, işte zayıflamış olan bir Osmanlı'dan boğazları elimize alıp onun kontrolünü, boğazlar çok önemli. Hele kaynak olarak bir düşünsenize ya, kaynak olarak normal şartlarda oradan geçen, şimdi Kanal İstanbul'da yapılacak deniyor, ayağa kalkıyor bile. Ya daha ne istiyorsun ya? Yapılsın ya bak. Gerçekten Türkiye kalkınacak, kalkınacak. Her çalışmada Türkiye kalkınır, mükemmelleşir. Ama zaten kalkınmasın diye mücadele veriyorlar. Ama bugünkü şartlarda kalkıp da boğazları bizden alamayacaklarını bilen gavur. Bu sefer nasıl bir tezgah yaptı bize? Nasıl? İşte bakın. Nerede? Doğuda. Ne yapıyor? Güneydoğuda bize öyle bir hat çiziyorlar ki dikkat edin. Suriye ile kendi aramızda Akdeniz'e inecek bir yol ortaya çıkartıp işte YPD ile. Ve işte bunlar artık kendi aralarındaki terörle beraber yani bir yol çıkartıp Türkiye üzerinden geçen enerjiyi oradan aktarmak. Türkiye'yi kazandırtmamak. Türkiye gerçekten kalkınmasın diye. Ve onun o yol üzerinden istifade ederek ve bununla beraber Türkiye'mizde biliyorsun Lozan Anlaşması bitecek. Bitince Türkiye'de tekrar ediyorum özellikle bunun üzerine diyorum. Anlaşma bitince Türkiye'mizdeki kaynaklar yani yeraltı kaynakları ortaya çıkacak. O bu kaynaklar özellikle işte doğudaki, güneydoğudaki olan kaynaklarımız elde edilmesin diye, elde edilmesin diye, diğer taraftan gaz kaynağımız elde edilmesin diye tamamen büyük, bütün oyun bunun üzerine oynanıyor yani. Ama o günde Allah onlara nasıl fırsat vermediyse bugün de o fırsatı vermeyecek. Ama bir özellikle üzerinde durduğum bir konuyu söylüyorum. O gün Çanakkale'de bizi ne yapamadılar? Geçemediler, mağlup edemediler. Ama daha sonra Lozan'da bizi ne yaptılar? Hakikaten masada bizi perişan ettiler.
Bakın bugün de Lozan'ı bana göre Allah muhafaza etsin Avrupa Birliği'ne girmek olur. Bunu da bilmek lazım yani. Bugün de Türkiye'nin elini ayağına bağlamak, Türkiye'nin önünün kapanmasını, Türkiye'nin gerçekten tehlikeye düşürmesini. Çünkü sen lider ülkesin, lider. Ama Avrupa Birliği'ne girdiğinde senin liderliğin biter. Sen gerçekten dünyaya, özellik verecek, yön verecek, kalitede bir ülkesin. Ve gerçekten dinine sahip çıktığında, eğer eğitiminde de bu işe sahip çıktığında da sen bütün Müslümanların birliğini beraberlik sağlayıp da tüm dünyaya hakimiyet kuracak bir ülkesin. Ama ve lakin sen kalkıp da onların eğitimine, onların isteklerine, onların anayasalarına, onların yasalarına kulak verip de sen kendini ne yaparsan, zayıflatırsan, işte o zaman sen nasıl Lozan'da kaybettiysek bugün de Allah muhafaza etsin. Bizim Lozan'ımız da Avrupa Birliği olur. Rabbim muhafaza etsin. Bunu hiç kimse yalanla ne yapmasın? Kenara itmesin, incelesin görecek. İncelesin görecek. O yüzden Rabbim inşallah kayırsın. Şimdi asıl konuyu sorulan soruya gelmek istiyorum. Sorulan soruyu o gün gerçekten bizim galibiyet, zafere götüren şey neydi? İşte o günkü özellikle o günkü analardı. O günkü babalardı. O günkü iman ruhuydu. O günkü o gençlere verilen ifadelerdi. Ne diyordu annesi gönderirken? Aman evladım aman. Aman. Gavur. Evet gavur. Eğer gerçekten benim üzerime yani namusuma dokunacaksa, ezanlarım susacaksa, toprağıma ayak basacaksa, bizim gerçekten devletimize, milletimize hainlik yapacaksa aman ha sakın dönmesin. Ne ifadeler ya, ne şuurlar, ne ciddiyetler, ne samimiyetler, ne ifadeler. Bu şuurla çocuklarını gönderiyorlardı. Kınalıyorlardı çocuklarını. Kınalıyorlar niye? Biz evlatlarımızı Allah'a kurban olarak gönderiyoruz. Niyetiyle kınalıyorlardı. Düğüne gönderiyor. Ya. En neticeye bak bu şuurla beraber giden evlatlar o günde o şehadet ruhunu alan gençler. Benim vatanıma, namusuma dokunulmasın. Düşman ayak basmasın. O şuur, o iman o günkü Allah'ın yardımını çekti. Allah'ın yardımını çekti. Ve bugün de aynı şuuru yakaladığımızda Rabbim başarmayı nasip etsin. Bunun da başka çaresi yok. Kendimizi kandırmayalım. Şu ifadeler tehlikeli. Çünkü Allah'ımız buyuruyor. İz acebetküm kestratüküm yapmayalım. Çok önemli bir ifade. Allah'ımız buyuruyor ki sahabe-i kiram efendimizin bulunmuş olduğu peygamberin önderlik yapmış olduğu bir savaşta Allah'ımız buyuruyor ki onlar diyor kendi çokluğuyla övündüler. Kendi çokluğuyla kendi galibiyet durumlarını kendileri karar verdiler. Kendileri verdiklerinden dolayı biz bunlara galip geliriz. Azdık çoklara galip geldik. Şimdi çoğuz. Çok olduğumuz halde bunlara zaten galip geliriz. Mantığına düştüler. Allah'a karşı kendilerini ihtiyatsız hissettiler. Felem tuğni anküm şeyden. Allah buyuruyor. Kendini ihtiyatsız zannettiler. Vallâkat aleykumul arz. Allah buyuruyor ya. Yeryüzünü onlara dar etti. Şimdi Türkiye'mizde de aynı mantık var. Allah muhafaza edin. Türkiye büyük devlet. Türkiye şöyle, Türkiye böyle. İşte Suriye'ye dönmez, Mısır'a dönmez, Libya'ya dönmez, şuna dönmez, buna dönmez. Ya tamam inşallah dönmez, dönmesin. Ama kalkıp da bunu kendi büyüklüğünden övünerek değil, kendi kimliğinden övünerek değil. Sen gerçekten bunu Allah'a dönerek bu ifadeyi kullanacaksın. Allah'ın yardımıyla dönmez diyeceksin. Allah bize yardım eder. Allah bize sahip çıkar. Allah bize gerçekten nusretini, yardımını gönderir. Niçin? Biz Rabbimize döndüğümüz için. Biz Rabbimize yöneldiğimiz için. Biz yanlışlarımızdan vazgeçtiğimiz için. Bizi haramlardan uzak durduğumuz için. Biz Allah'a yöneldiğimizden dolayı o günkü Çanakkale dersinde Allah nasıl yardım ettiyse bugün de bize yardım eder. Eğer bunu yaparsak yoksa biz kalkıp da kendi benliğimizi beğenerek yok şöyle yaparsak böyle yaparsak kendimizi bilmem bir yerlere görerek bunları yaparsak bize Mevla Teala daha sıkıntılar verir. Meta Resulullah'a döneriz o zaman. Yardımın, ya Rabbi yardımın ne zaman dedi? Yalvarmaya başlarız. Ama eğer gerçekten o yalvarış gerçekten samimi bir yalvarış değilse Mevla Teala o samimiyete gelinceye kadar
tabiri caizse burnumuzu sürter arkadaşlar. O yüzden dolayı kesinlikle bu sıkıntıya düşmeden hemen Rabbimize yönelmemiz lazım. Yoksa öbür türlü Allah muhafaza etsin. Mevla ne der? Madem neyinize güveniyorsunuz? Büyük devlet. Hadi bakalım büyük devletse. Hadi bakayım görün bakalım. Gösterin bakalım kendinizi. Şunda hiç şüphe yok. Ve nerelerde bak nerelerde kendimizi çok güçlü görüyorsak oralardan sıkıntıya düşüyoruz. İstihbaratta çok güçlü olduğumuzu söylüyoruz. Bakıyoruz istihbaratta büyük sıkıntılar çekiliyor. İşte bilmem nerede çok güçlü olduğumuzu söylüyoruz. Bakıyorsun oralarda sıkıntılar çekiliyor. O yüzden dolayı bizim tek çaremiz ne? Gerçekten mücadelemizi vereceğiz. Gayretimizi göstereceğiz. Mücadelemizi her türlü vereceğiz. Ama Rabbimi memnun ederek, Rabbimle barışık yaşayarak. İnşallah. İnşallah. Çanakkale Savaşı maddeyle değil, manayla kazanılan bir savaş. Amin. Yani bütün savaşlarda genelde bu ruh aranıyor. Yani elindeki imkanlar, bugün Rusya'nın silahı yok mu? Var. Kıbrıs'ta da mesela. Veyahut da Avrupa'nın işte mühimmatı yok mu? Var. Ama silahı kullanacak bilek, o bileğe yön verecek yürek, iman yoksa ne yaptı Çeçenistan'da Rusya? 100 doları verdiler. Sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar vodkayı içip sarhoş olan Rus askerine veriyordu 100 dolarla. Tankı esir alıyordu Çeçen mücahitler. İşte bir daha silah şey yapmadan bir tekbirle tamamen askerleri esir alıyorlardı. Rus askerlerini. Niye? İman yok. Cesaret yok. Vatanı savunma şeyi yok. Adam kendinden... Bugün Avrupa'da aynı. Yani Avrupa'da askerliğe elverişli genç bulmak, kendi süfli arzularının, hevasının, nefsinin peşinde koşmayıp da vatanını düşünecek genç bulmak mümkün değil. Hristiyan olarak biliyoruz Avrupa'yı. Avrupa Hristiyan diyoruz ama Avrupa'nın artık Hristiyanlığı da kalmadı. Yani ateş. Kiliseler kapanıyor. Neden? İşte müşterisiz meta, talibi olmadığı için, geleni gideni olmadığı için ateizme yönelmiş bir Avrupa'yla artık karşı karşıya. Böyle olunca da ellerdeki imkanlar sadece galibiyet için yeterli değil. O nasıl ki o gün Çanakkale'yi geçilmez yapan ruhu biz anlamadıkça, yani git evladım eğer bayrak inecekse, ezan dinecekse bunu vatana, namusuna, toprağa yavur çizmeleri değecekse git de gelme. Senin ölü, dirinin bana bir faydası, bu vatana bir faydası artık yoktur diyen ruhu anlamamız lazım. Ama güzel bir söz var, bir hocamız diyor ya, işte o gün Çanakkale'ye anneler çocuklarını bu ruhla, bu anlayışla yönlendirirken, bugünün anası, bugünün annesi çocuğunu sabah namazına kaldırırken, işte aman çocuğum üşümesin, aman uykusu bölünmesin anlayışıyla, telkiniyle yetiştiriyor. Şimdi buradan bir Çanakkale ruhu çıkmaz. Evet. Yani çocuklarımız aman ne olacak dediğimiz, üstüne giydiği elbisesini, karnına giren lokmasını düşündüğü kadar, işte onun üzerinde maddi dünyalık işleriyle alakalı her şeyine üzerine titrediği kadar, ahiretiyle alakalı, maneviyatıyla alakalı hususlarda da insanımızın eğer bir düşüncesi, tereddütü, endişesi yoksa bu Çanakkale ruhunu kaybettik ve Çanakkale'yi geçirdik demektir biz. Yani geçildi, yani Çanakkale geçilmedi diye bir şey yok. 1918'den sonra zaten bakın Montreux Boğazlar Sözleşmesi yapıldı. Rahat rahat hiç elini kolunu sallayarak bütün gemiler uluslararası saha su kabul ederek boğazlar geçiyor. İşte bazukalarla, şeylerle, roket atarlarla, hem de bize Rus gemileri, karşı hakaretlerle. Yani en kritik o dönemde geçiyor. Biz Çanakkale geçilmez şeylerini ifadesiyle kaldık diyorsun ya. Yani işte, tabii ki kutlayacağız. Çanakkale zaferi çok büyük bir zafer. 30 Ağustoslar çok büyük. Bizim tarihimizde kahramanlığımızı yad ettiğimiz, ama orada kalmayacağız. 1918'lerde kalıp donmak, o günle sadece yetinmek ve övünmek, ama o günü yaşatan ruhu anlamadan ve mağlubiyetse mağlubiyetin sebeplerine yönelmeden, galip olmanın vasıtalarına sarılmadan hala oralarda tatsız, tutsuz, kuru, yağsız, tutsuz, hani zafer naraları atmakla bir yere varamayız yani. Sadece evet, kutlamış oluruz. Şimdi bir de o gün ecdadımız derken
sanki dedelerimiz ifadesi kullanılıyor ya. Bu sefer zannediyor ki insanlar onlar çok yaşlıydı. Yok ya. Onlar en netice baktığında 20, 18, 19, 20 hatta 18. Eğer el ayağı şeyse serpintil ise 16, 17 yani. Şarkıları besledi. Düşünebiliyor musun? 15'li diye şarkıları 13 yaşında diyor hocam. Ya. Haberde 13 yaşında madalya verilen çocuk ya var. Bu yaşlarda çocuklar ne ruhla gidiyorlardı biliyor musun ya? Ne ruhla gidiyorlar. Şimdi bu yaşlardaki ruha bir bakalım. Bak ne olursa olsun yine Osmanlı'nın son dönemlerine olmasına rağmen yine eğitim sistemi bu. Özellikle bunun üzerine duracağım. Eğitim sistemi yine milli olduğundan dolayı o ruhu yakaladılar. Bakın şimdi aynı yaştaki insanlarımızı lütfen ve kelimen bir inceleyelim. Bir inceleyelim ya. Bak göreceksin. Sırf yine kaynaklanan nokta arkadaşlar. Sadece bak tekrar Osmanlı'nın son dönemleri olmasına rağmen, son derece zayıflamış durumda olmasına rağmen, buna rağmen yine o ruh var. Hangi ruh var? İşte o iman ruhu var. Çünkü eğitimi ona göreydi. Galatasaray Lisesi'nin bir sınıfı bir dönemi yok o sene. Mezun vermiyor. Mezun yok. Mezun hepsi Çanakkale'ye ya. Gönüllü yazılıyor ve hepsi orada şehit oluyor. Ya. Şey yok. Şimdi gel uyarla. Yani bugün üniversitelerimizde, liselerimizde yani bırak vatan için canını vermek için koşturacak gençliği ihanet için bildirgelere imza atan hocalar ve onlara destek veren talebelerle dolmuş. Yani terör sevici milletvekillerimizle meclisimiz işgal edilmiş halde terör besleyen, teröristi besleyen bir hapishane mantığımız, cezaevi mantığımız var. Terör yuvası olmuş terör yetiştirici eğitim kurumlarımız var. Yani bugün üniversitelerimiz ne yazık ki maalesef bu hale gelmiş. Ama ben şunu da çok dikkatimi çekiyor. Bu kadar aşikar bir şekilde şu ifadeler görünüyor halde. Yaşandığı halde yine bakıyorsun istenilen ciddiyetle bir olayın üzerine gidiş yok yani. Reformlar gelmiyor. Ya gerçekten bir değişiklik yok ki. Takip ediyor musunuz? Ediyoruz hocam. Ya Allah rızası için bir bakın çok ya. Üzüntüyle. Ya aşikar bir şekilde gördüğümüz halde, aşikar bir şekilde gözlerimizin önünde sergilendiği halde eğitim kurumlarımızda yetişen bu gençleri özellikle imzalar atıyor. Ne imza atıyorsun sen? Teröre destek imzaları atıyorsun. Yok bilmem onun öğretmeniyle beraber, akademisyenle bilmem neyle beraber ilim adamlarıyla. Ya sen ne yapıyorsun ya? Ama bakıyorsun yine bunun üzerine gidilecek bir hareket yine yapılıyor. Son pazar günkü bombacı akademisyenlerin yetiştirdiği çocuktu. Okuldan, üniversite talebesiydi. Yani babası kabul etmedi. O cenazesini almadı. Hala morgda. Kimsesizler mezarlığına gömülecek. Ve bu çocuk, genç, kız, terörist yani. O imza atan akademisyenlerin ürünü, talebesi, meyvesi. Balıkesir Üniversitesi'nde okuyor. Bunu şunu söylemek istiyorum ama bak. Evet 24 yaşında bir terörist doğru mu? Doğru. Bak baba da kabul etmedi. Kabul ediyorum ben. Evet. Son 3 seneden beri görüşmedikleri söyleniyor. Doğru mu? Doğru. Ama şimdi ben merak ettiğim şey şu. Merak ettiğim. 6 yaşında bu çocuk ilkokula gitti mi? En netice bu senindi. 21 yaşına kadar bu çocuk eğitim aldı mı? Aldı. Bu alırken bunu öğretmeni, müdürü, dostları, ahbapları şuyu buyu. Ondan sonra kaç tane öğretmen değiştirdi? Kaç tane öğretmen değiştirdi? Ya sen buna o yaşa kadar 21 yaşına kadar bunun kalbine vatan sevgisi veremedin mi? Allah korkusu veremedin mi? Peygamber sevgisi veremedin mi? Din sevgisi veremedin mi? Gerçekten bu vatana ihanet edilmemesi gerektiğini anlatamadın mı? Son dönemde kalkıp da bir takım menfaatler yüzünden bu ne yapılıyor? Alıyor terör örgütlerine gidiyor. O zaman biraz da kardeşim sen burayı da ne yapacaksın? Evet terörist doğru kabul ediyorum. En dediği teröristlik yaptı. Hep beraber gördük kim olursa olsun. Bak aile kabul etmedi bunu. Ama bunun yetişme tarzına da bir bakmak lazım değil mi? Bundan herkes ders çıkartması gerekmiyor mu? Bugün öğretmenleri, müdürler gerçekten bundan ders çıkartması gerekmiyor mu? Milli Eğitim bu konuda ayağa kalkması gerekmiyor mu? Ne oluyor be kardeşim? Bu üniversitelerde ne olmuş? Üniversitelerin tamamında her tarafta bütün üniversitelerde devlete karşı her türlü ifadeler, her türlü
aleni bir şekilde saldırılar meydana geldiğini gördüğümüz halde hissesini çıkartmayacak mısın yani? Bu niye bu olay niye buraya akıyor diye hiç düşünmeyecek mi yani? Bunlara biraz bak dikkat ediyorum. Osmanlı'da her ne kadar, bak Çanakkale ruhuna bakın, her ne kadar Osmanlı zayıfladıysa da ama yine eğitim sistemi güçlü olduğundan dolayı Çanakkale'de bu eğitim ne yaptı? Fayda verdi ya. Tabii ya. Ama adam çıkıyor, bombacıyı anlamak lazım diyor. Yani onun bombacı yapan ruhu neden oraya gittiğini anlamamız lazım diyor milletvekilleri. Yani bu genç kızın bombacı işte okulda okuyan bir talebe olmaktan bombacı olan canlı bomba olan yere götüren şeyler şartları da düşünmemiz lazım. Yani çok kötü yönetiliyoruz. Türkiye iyi değil ve mecburen canlı bomba olduğu anlamında bunu söylüyor. Ondan söylemiyordur ya. Demiyor ki biz bunu ürettik. Bu bizim mal. Her onun için söylüyordur o. Duvarın bir duvardan ustasının kalitesi ortaya çıkar. Bu duvar o ustayı şey yapar. Bir hoca da veya akademisyen de talebesini ortaya koyarak kendisini ortaya sergilemiş olur aynı zamanda. Yani şimdi bu eğitim sistemi bombacı yetiştiriyor. Canlı bomba yetiştiriyor. Hala bir başkası suçlu oluyor. Anlaşılması mümkün değil yani. Buna da seyrediyoruz. 1200 tane akademisyen Türkiye'ye ihanet bildirgesine imza atıyor. Dış güçlerin ekmeğini yağ sürecek bildirgeye imza atıyor. Ve bu insanları yetiştirdiği adam bombacı oluyor. Ama bu da şu an milletvekillerinden de teröre son derece sahip çıkıldığı halde hala dikkat edin kaç zamandan beri devam ediyor bu olaya? En azından bu olaya devam ediyor. 7 Haziran'dan beri değil mi? Seçimlerden beri ne yapıyor? Olay Temmuz'dan beri devam ediyor. Temmuz'dan beri devam eden bak dikkat edin o günden bugüne devam eden ama bu teröre destek veren milletvekilleri ve parti üyeleri dikkat edin hala bir işlem yapılmıyor bunlara ya. Bu sefer inandırıcılık ortaya çıkmıyor kardeşim. İnandırıcılık ortaya çıkmıyor. Sen terörle mücadele veriyorum diye iddia ediyorsun. Bak teröristi gerçekten bak ne yapıyor? Geliyor Ankara'daki bombayı patlatıyor. Bunları destekleyen, bunların peşinden yürüyenler, bunları bu işe sürükleyenler hala çıkıyor pat konuşuyor. Yönetiyor. Daha fazla sarılıyor. Meclis yönetiyor hocam. 2 gün önce. Meclislik sevgili Cumhurbaşkanımızı dinliyorum ben. Cumhurbaşkanımız 2 gün önce diyor ki acilen bu meclis fezlekelere el atmalı. Gönlüme şu geldi orada. Biz 7. ayda FM TV'de program yaparken diyorduk ki teröre silah taşıyan milletvekilini, terör sizi tükürüğünde boğan isimlerini vermek istemiyorum diyen milletvekillerinin fezlekeleri acilen kalkması lazım diyorduk. Yani şu geldi gönlüme. FM TV'yi tekrar tebrik ettim. Cumhurbaşkanımızdan 8 ay önce gidiyor dedim. Tebrik ediyorum dedim. Şimdi konumuza dönecek olursak hocam. Birkaç burada rakam vermek istiyorum müsaade ederseniz. 1915'e dair. 1915'te Türkiye'mizin nüfusu 11 milyonmuş. Ve biz dünya nüfusuna baktığımızda 1 milyar 781 milyonmuş hocam. Ve Türkiye olarak biz elhamdülillah 253 bin insanımızı seve seve o Muhammedi ruhla, Muhammedi aşkla şehit vermişiz. Analarımız Mehmet'i gönderirken demiş ki oğlum git. Değecekse ananın göğsüne namahrem eli ya şehit ol ya gazi demiş hocam. Bir tabyamıza bir bomba düşmüştü hocam. Mehmet'imiz koşarak gitti elinde silahı. Komutanım. Silahım bozuldu, tüfeğim bozuldu. Ateş etmiyor, tetiği basmıyor demiş. Komutan bir bakıyor ki Mehmet'im bozuk olan o tetik değil. Senin parmağın kopmuş. Şu Muhammedi aşka bak. Şu Muhammedi ruha bak. Parmağı kopuyor, onun bile farkında değil. O yüzden Nabi Avcı Bey'e ben sürekli söylüyorum programlarımda. Burada da seslenmek istiyorum. Gerçekten o Muhammedi ruhun çıkma şansı bugün yok. Neden yok? Bu eğitim sistemiyle yok. Bu eğitim sistemine el atmamız lazım. O yüzden özellikle bu yeni dönemde bu eğitim sistemini, bu müfredatı, özellikle karma eğitimin mutlaka üstüne gidilmesi lazım. Lütfen Kerem'en bunu el atsınlar inşallah hocam. İnşallah. Tamamen. Baştan itibariyle bu işe ne yapılması lazım?
sonuna kadar el atılması lazım. İnşallah. Rabbim başarmayı nasip etsin. Ben şunu söylemek istiyorum müsaadeniz hocam. Turgut Özal rahmetli zamanında 1980'li yıllarda Japonlar Batı'yla yarışıyor. İlimde, teknikte, fende Batı'yı geçen konular var. Ve artık bağımlılıktan kurtulmuşlar. Batı'ya meydan okuyan bir ilerleyişleri var. Ve gerçekten milli değerlerine çok bağlı insanlar. Çalışkan insanlar. Turgut Özal da diyor, bu konuda eğitim sistemlerine hayran kalıyor Japonların. Ve incelenmesi hususunda bir heyet talep ediyor. Yani bizimkilerden oraya gidiyor, onlardan bize geliyor. Ve Japon eğitim sistemiyle alakalı Japon heyeti geliyor Türkiye'ye. Ve bakıyorlar, Türkiye'de araştırıyorlar. Biz bu sistemi burada nasıl icra edebiliriz? Türkiye'deki eğitim sistemimizi nasıl sizdeki gibi çalışkan, becerikli, başarılı, işte milli ve manevi değerlerine sahip, sıkı bir şekilde yaparız diye şey yapıyorlar. Adamlar Türkiye'nin çeşitli yerlerine gidiyor, incelemeler yapılıyor ve diyorlar ki en son raporu Turgut Özal, o zaman başbakan, Vehbi Dinçerler de Milli Eğitim Bakanı. Şu acı itiraf söylüyor. Sizde, sizin gençlerinizde milli şuur yok. Maalesef. İşte biz, ama nasıl olur falan, biraz soğuk bir hava esiyor odada. Bu sefer deniyor ki sizde nasıl, bu şuur nasıl elde ettiniz? Çocuklarınıza, gençliğinize bu azmi nasıl verdiniz deyince diyor ki o yetkili heyetin başındaki adam, biz çocuklarımıza sizin amin alaylarınızı alarak, Osmanlı'daki amin alaylarıyla işe başlarız. Nasıl ki şok tesir yapan, ilk başta Osmanlı'da amin alayıyla 4 yaş 4 ay 4 günlükken medreseye, sıbyan kursuna çocuk başlarken bir heyecanla, bir aşkla başlayacakları eğitimin önemini kavratarak merasimle başlatılırdı. Biz de böyle bir merasim yaparız ve çocuklarımızı alırız, uçakla yarışan hızlı trenlere bindiririz, seyahat ettiririz. Ve işte robotlar, son derece gelişmiş robotları üreten fabrikalarımızı gezdiririz. Ondan sonra o işte baş döndürücü teknolojiyle yarışan o fabrikalarımızı gezer ve çocuklarımıza şok ederiz tabiri caizse. Ve deriz ki bakın, sizin atalarınız, dedeleriniz çalıştı, bu teknolojiyi yaptı. Siz çalışırsanız bunu daha iyilere götürürsünüz. Ve çocukları daha sonra bir hafta, üç gün, beş gün sonra Hiroşima ve Nagasaki'ye götürürüz. Ve orada da ot bitmeyen, hayat olmayan, işte canlı emaresi gözükmeyen, yakılmış, yıkılmış, bombalanmış o iki şehrimizi müze olarak, açık hava müzesi olarak onlara hiç dokunmadan gösteririz. Ve deriz ki bak, bizim düşmanımız geldi, burayı bombaladı. Amerika geldi, burayı bombaladı ve bu hale geldi. İşte şu kadar insan öldü. Eğer ki çalışmazsanız düşman gene gelir, bizi yener ve bu hale döneriz. O zaman çalışacaksınız deyip biz çocuklarımıza bu şok tesirle birlikte daha eğitime başlarken bunu veririz. O zaman bizim camiadan, eğitim camiasından dönüyor ki işte ya bize bu şuuru verecek, bizde böyle bir done yok, elimizde malzeme yok deyince, sizde diyor bu şuuru kazandıracağınız binlerce malzeme var. Sadece bir Çanakkale ruhunu siz gençliğinize anlatsanız, çocuklarınızı anlatsanız bu yeter de artar diyor. Ama maalesef biz Çanakkale'yi anlatamadık. Yani Çanakkale ruhu, Çanakkale yapan, geçilmez yapan ruhu maddeyle değil manayla olduğunu anlatmakta eksik kaldık. Aynen. Evet. İnşallah başaracağız. İnşallah. Rabbim başarmayı nasip etsin inşallah. Konuklarımıza dönelim. Özür diliyorum. Seyircilerimize dönelim. Evet, izleyicilerimiz hayırlı akşamlar diyorlar. Samsun'dan göndermişler mesajı sevgili hocam. Bir sorum olacak diyor. Bazı alimlerimiz 3. Dünya Savaşı'nın önümüzdeki yıllar içerisinde çıkacağını söylüyorlar. Ne kadar doğru? Hayırlı akşamlar demiş sevgili hocam. Şimdi normalde gelecekle alakalı böyle ifadeleri kullanmak doğru değil. Ama her Müslümanın devamlı kesinlikle hazır olması gerektiğini mutlaka bilmesi lazım. Her Müslüman
daima neye hazır olması lazım? Hatta demin bir arkadaş bir şey söylemişti. Demin soruda vardı, daha önceki soruda neydi? İşte cihat ruhu. Aslında normal şartlarda cihat ruhu her Müslümanın daima kendisinde bulunması gereken, İslam'ın şartlarından, özelliklerinden bir tanesidir. İnsanda cihat ruhu olmasıdır yani. Devamlı o kendisi ne yapacak? O cihat ruhunu devamlı taze tutacak. Çünkü sahabenin hayatına baktığında, peygamber hayatına baktığında, ondan sonra icadın hayatına baktığında devamlı bu cihat ruhunu yapmışlar. Ama bugünkü şartlarda en büyük cihat, şimdi diyorlar ki cihat mesela, bugünkü cihat, en büyük cihat halkı gerçekten İslam'la tanıştırmak, imanla tanıştırmak, Kur'an'la tanıştırmak, eğitimini gerçekten İslami şuurlarda eğitimini verdirebilmek. Çünkü bizim halkımız gerçekten imanını seviyor, imanı var ama üstü tozlanmış. İşte o tuzu üzerinden atmaktır en büyük cihat şu anda. O tuzu üzerinden atacaksın, halkı şuurlandıracaksın, halkın kendisine gelmesini sağlayacaksın. Gençlerimiz de öyledir bizim. Tebliğ. Ama maalesef o tozlar üzerine atılmadığı takdirde Allah muhafaza başkalarının eline düşüyor. Yoksa normal şartlarda o tozun üzerine attığında göreceksin, iman içeride ne yapacak? Fukur diyecek Allah'ın izniyle. Rabbim başarmayı nasip etsin. Bir milletin bütün imkansızlara rağmen iman ile aşılamayacak hiçbir engel olamadığını gösterdiler. Bugün de bizim gerçekten yeni zaferler kazanmamız, kafire karşı dik durabilmemiz için o Çanakkale'deki imana, sevgiye ihtiyacımız var. Yeniden o ruhu nasıl kazanabiliriz demiş Kazım Bey İstanbul Sultan Gazi'den sevgili hocam. Şimdi o ruhu tekrar işte anlatılan şeyler var da tekrar o ruhu kazanmak istiyorsak o günkü manevi eğitim, o günkü eğitimi baktığımızda o ruhu ne yapacağız? Eğitimle verdirtmiş olacağız. Yoksa bu eğitimi gerçekten isteyen kıvama getirmediğimiz müddetçe 20 milyona yakın insandan bahsediyor eğitimle alakalı. Dikkat edin yani. 20 milyona yakın insandan bahsediyor eğitimle alakalı. Bununla beraber görsellerimiz de tabii çok önemli. Görsellerimiz de çok önemli. Ama yine onlar hep neye? Birbirine bağlı. Bu şekilde eğer biz ciddiyetle bu işe sarılırsak Allah tekrar bize ne yapacak? O ruhu ikram edecek inşallah. Ya seyircilerimiz şunu zannetmesin değil mi hocam? Ülkede eğitim var zaten. Çocuklar 5 yaşında 6 yaşında okula gidiyor. Alfabeyi öğreniyor, okuyor, yazıyor. Matematik, işte sosyal, coğrafya, fizik, kimya filan. Eğitimden kastımız sadece bu değil yani herhalde. Manevi. Bunlar olması lazım. Bir de İslami eğitim, manevi eğitim ve şuurlandırma eğitimi kastedilendir burada yani. İnşallah. Hocam evet. Şöyle bir değişik bir soru size sorsam. Biraz gerçi gündemin dışında ama Mehmet Hocam'ın müsaadesiyle. Eğitime mesela şöyle de bir söylenti var. Dış güçlerin de direkt etki ettiği. Buna inanıyor musunuz hocam? Yani kafirler bizim eğitim sistemimize direkt müdahiller midir hocam? Şimdi direkt müdahil olmasalar, bak tekrar ediyorum, direkt müdahil olmasalar bu kadar olayı gördüğü halde, hiçbir değişiklik yapılmıyorsa bu düşündürücüdür o zaman. Direkt müdahale var ki bizimkiler ne yapamıyor? Bizim insanımız bu işe ön açamıyor. Yardımcı olamıyor. Bu işin önüne ne yapamıyor? Bu işin altından kalkamıyor. Direkt müdahale olmasa ama bu direkt müdahalenin de bana göre en büyük sebebi bu Avrupa Birliği mantığıyla alakalı yani. Çünkü siz eğitim sisteminizi ne yaparsanız millileştirmeye kalkarsanız bizimle işiniz olmaz diye bir ne yapıyorlar gibi geliyor bana. Tabi yaygara var. Bunlar da bir Avrupa hayranlığı meselesi var ya şimdi ne oluyorsa. Gereksiz bir Avrupa hayranlığı. Ondan dolayı dokunulamıyor diye düşünüyorum ben. İncelediğiniz zaman bu gözüküyor. Yoksa kesinlikle bu kadar olaylar görüldüğü halde bu eğitim sistemine hiçbir şey müdahale edilmediği takdirde insan o zaman kendi kendine düşünüyor. Arkadaş ne oluyor ya? Bakıyorsun bombacılar nereden çıkıyor? Ve bunları destekleyenler kimlerden çıkıyor? Kimler bu işi ayaklandırıyor? Hakikaten bu işin önünde duran, bu işin önünde hakkaniyetle duran askerimizi, polisimizi ifadeye baktığında bakın ne ifade kullanıyor? Hak ile batıl mücadelesi. Ben bunu görüyorum diyor askerimiz, polisimiz. Bu da nereden kaynaklanıyor? Kalbinde olan imandan kaynaklanıyor. O yüzden dolayı yani bizim mutlaka manevi eğitimi mutlaka verdirtmemiz lazım. Evet. Peki hocam bunun burasında Türkiye'de Çanakkale Savaşı'nı katmadığımız zaman, Kurtuluş Savaşı'nı, İstiklal Marşı'nı
Mehmet Akif'in şiirlerini ve Arif Nihat Asya'nın şiirlerini çıksak, Türkiye'de vatan sevgisini, milli şuuru vermek noktasında bugünkü eğitim sistemimiz ne veriyor? Ne verebilir? Hiçbir şey. Eğer ki İstiklal Marşımızda olmasa, yani Arif Nihat Asya'nın yazdığı işte bayrak şiiri olsun, Fetih Marşı olsun, İstiklal Marşı, bunlar da olmasaydı, yani vatan savunmasını ifade edebileceğimiz hiçbir şey yok. Allah rızası için şimdiki bir tane eğitimcinin koymuş olduğu bir tane şöyle bir işte ifadeler şiiriyle veya işte şeyleriyle bir tane ya. Duymuyoruz ama. 100 sene evet. Veya 80 sene önceden. Yani şu Cumhuriyet tarihinde biz vatan sevgisi namına gençliğimize, çocuklarımıza, insanımıza ne verdik? Nasıl bir eğitim sistemi öğretiyoruz ki hain yetişiyor ama vatanseverliği anlatamıyoruz. Hep kötüyü anlatıyoruz. Tamam, olmaması gereken şey ama bu ortamda da nasıl iyi çıkar? Yani vatanını işte o düğüne gider gibi şehadete koşan insanlar, o şeyde hayal gibi gördüğümüz şeyler nasıl olacak? Yani nereden yetişecek bunlar? Hep geride kaldı. İnşallah bu ifadeler artık konuşuluyor. Bu televizyonlarda, bu ekranlarda şehadet aşkı konuşuluyor. Allah'ın izniyle bunun da şeyi yakındır inşallah. Çanakkale ile değerlendirilmesi. Bir de başına 21. yüzyılda mesela faizin adı olmuş kredi, zinanın adı olmuş flört. Eğitimin başına da bir milli kelimesini koymuştur hocam. O milliyi gördüğümüz zaman zannediyoruz ki o gerçekten bizim eğitimimiz milli. Maneviyatı yüksek bir eğitim istemiyor. Eşit hocamızın sözü var ya, sadece adı milli diyor. Evet. Kendisini zaten Fransa'dan ülkemize kopyalanmış bir sistem. Gençlerimize hem Çanakkale hem Sarıkamış iyi anlatılmalı. Rabbim sizden razı olsun demiş bir izleyicimiz. Bir izleyicimizin de şöyle bir analizi var sevgili hocam. Hocam, Fransa Başbakanı mülteciler üzerinden Türkiye'nin şantaj yaptığını söylüyor. Yani biz onlara şantaj yapıyormuşuz. Aynı şekilde dün AB zirvesinin yapılacağı yerde Brüksel'de PKK çadırı açılıyor. Hani şimdi Avrupa Birliği ile alakalı. Biz Çanakkale ruhunu nasıl yaşıyoruz anlamış değiliz demiş. Biz de onu anlayamadık. Az önce işledik. Dün çok üzücü bir haber duydum hocam. Yani gerçekten millet olarak Çanakkale şehitlerine ne kadar uzak bir hayatı yaşadım hala da. Dünkü haberde şu geçiyor. Anafartalar cephesinde şehitlik ortaya çıktı. 600 tane şehidimizin kabri, mezarlığı, kabristanı bilinmiyor. Yerle yeksan olmuş. Orada o köyün ahalisinden bir dedemiz çok uğraşmış senelerce. Burası şehitliktir. Burası Osmanlı'nın işte şehit düşen askerlerinin gömüldüğü yerdir. Buradan kemikler çıkıyor. İşte asker elbiseleri neyse çıkıyor. Buraya sahip çıkın, şehitlik yapın dediği halde kimseye laf anlatamamış. Ve kendi çabalarıyla adam senelerce her gün oraya çam ağaçları dikiyor. Ve bugün daha yeni yapılan şeylerle şehitliği biz... Ya ne oldu? 100 sene olmuş. Bu kimsesizler mezarlığı değil. Yani kimsesizler mezarlığı olsaydı mezara, kabristana saygıdan dolayı gene orası bir mezarlık olduğu tespit edilirdi. Demek ki biz şehitlerimize, ecdadımıza, bu vatanı bize teslim edenlere, emanet edenlere ne kadar vefasızlık yapmışız ki Osmanlı hoş onları götürüp de denize dökmedi veyahut da belirsiz bir yere orada 253 bin şehidin mezarlarının bilinmeyecek bir şey değil. Hepsi hayattaydı. Cumhuriyetten sonra neden İngilizlerin orada şehitliği var, anıtı var? Ondan sonra İtalyanların var, Fransızların var. Hepsinin ve son derece lüks etrafları istinat duvarlarıyla çevrili. Ama biz sembolik şehitlik şey yapıyoruz. Taşları koymuşuz. İşte burada, hepsi orada değil. Orada değil ama yani hangi cephede savaşılmışsa oranın askerleri en yakın mevziye gömülmüş, şey yapılmış. Arkasında mezar şehitlik yapılmış. Ama sahip çıkmamışız. Hala 2016'da Anafartalar şehitliği yeni ortaya çıkmış. Bizim Çanakkale ruhuyla, Çanakkale'yi bize emanet eden, geçilmez kılan ecdadımıza nasıl vefasızlık yaptığımızın bu ibretlik vesikasıdır aynı zamanda. Evet. Rabbim muhafaza etsin. Çok önemli bir mail geldi sevgili hocam.
Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Allah sizden razı olsun. Çok güzel konulara temas ediyorsunuz. Ben Batman'da imamlık görevi yaparken şöyle bir olay anlattılar. Asker köyü basmış ve köyün Fahri hocasına siz ne biçim insansınız? Nasıl terörist olabiliyorsunuz? Çocuklarınızı nasıl yetiştirdiniz deyince imamın cevabı komutan bu çocuklar sizin okullarınızda, üniversitelerinizde yetişti. Bizim medreselerimizde yetişseydi Allah korkusuyla yetişirdi demiş sevgili hocam. Muhteşem. Almanya'dan Halis Yıldız selam ve dua ile demiş. Biz de buradan Almanya'ya Müslüman kardeşlerimize selamlarımızı ve saygılarımızı gönderiyoruz. Bir eğitimci kardeşimiz hocamız da şöyle diyor. Sokakta elinde tinerle, baliyle veya uyuşturucuyla gezen biri gördüyseniz, bir tarafta köşede sızmış bir sarhoş ayyaş gördüyseniz, işte kendine veya topluma zarar veren, adi suçları işleyen hırsızından, gasıbından veyahut da işte zarar veren işte katilini gördüyseniz hiç taaccüp etmeyin, bizim eserimizdir diyor. Çünkü onları biz okullarımızda biz okuttuk, toplumda anne baba olarak biz yetiştirdik. Yani bugün eğitim sistemimiz maalesef böyle işte sakat neticeler veren bir sonuca gidiyor, Allah muhafaza. Evet. Şimdi Recep hocam bir şey söyleyeceğim. Reşit hocaya bir cevap vermek istiyorum müsaadenizle hocam. Şimdi biraz töhmet altında kaldık. Şöyle töhmet altında kaldık. Özellikle bu mezarlıklar meselesi, şehitliğimizin meselesi. 1915'ten 1950'ye kadar İhtiyat Terakkiciler bu ülkeyi yönetmiştir. Osmanlı'dan kalan o ecdattan kalan o yareni yönetmiştir. Ve sahip çıkmamışlardır. O İhtiyat Terakkiciler ta ki 1950'lere kadar elinden içki şişesi düşmeyen, Lozan'da topraklarımızı satan o zihniyet yönetmiştir ve onlar bu halka, bu insanlara o şehitlikler vesaire, o manevi işte eğitim olsun, manevi duygular olsun unutturmuşlardı. Daha düne kadar ya, bu Çanakkale olayını biliyorsun. Evet. Sağ olsunlar son zamanki hükümetler ne yaptı? Gerçekten önünü açtılar. Özellikle hakikaten insanlar tabii. Akademi. Ondan sonra işte ne yaptı? İş yürüdü biraz yani. Biraz toparlandı. Tabii. Evet hocam. Yoksa netice itibariyle tek parti dönemlerinde bunlar, evet, unutulması için, ecdadın güzellikleri, evet, unutulsun için, ecdatla, evet, bu insanın arasındaki perdeleri, binlerce perdeleri, milyonlarca perdeyi, tam tersi en kıymetli padişahlarımıza ne ifadeler kullandırdılar bu millete yani. Evet hocam. Ne ifadeler, en kıymetli padişahımıza dikkat edin, ne ifadeler kullandırdılar bu millete. Yani son derece ecdat düşmanlığı yaptılar, evet, ve yerleştirdiler yani. Evet. Hala onların torunları da hala bir yerlerden gene ne yapıyor? Bakıyorsun yine aynı şekilde, evet, devlet düşmanlığı, din, evet, düşmanlığı, Allah düşmanlığı, evet, peygamber aynı şekilde devam ediyorlar yani. Yani ben şuraya bunu yapmak istedim hiç hocam. Hiç de hazmetme durumları yok. İfadeye geldiğim özgürlükten bahsederler. Zerre kadar da özgürlük anlayışları yok. Yoktur. Ya madem özgürlükten bahsediyorsun, o zaman bari hiç olmazsa saygı duy, zerre kadar yok diyorum sana. Ama sorsan güya işte demokrasi var, özgürlük var adı altında, güya onları da ne yapar? Şimdi ne gibi? PKK'cıların terörün barış istiyor ayaklarında davranması gibi. Her türlü hendeyi yapmışsın, her türlü bombayı yapıyorsun, her türlü saldırıyı yapıyorsun. Öbür taraftan barışı, yani sen ne yapıyorsun ya bu milleti sen? Ya şey mi zannediyorsun ya? Ne zannediyorsun bu milleti ya? Bunlar yani gerçekten milletin gözünün içine baka baka bu aşikar bir şekilde milleti aldatmaya çalışmaları da insanın taaccübüne gidiyor ya. O yüzden dolayı yani o Osmanlı ile bu işin arasına ayıranlar tek parti dönemi diyor ya, sol yani tabiri, evet, caizse bugünkü ifadeyle söylüyorum. Sol deniyor işte o. Bunların yani bunların nesli, bunlar hep aynı şeyi yaptılar yani. Ne yaptılar? O Osmanlı ile bağlantımızı kopardılar yani. Sevgimizi kopardılar yani. Tarihimize küfrettiler bunları ya. Osmanlı'yı yanlış yaptılar. Hala görmüyor musunuz ya dizilerde Osmanlı'yı yanlış yapmak için ellerinden geleni yapıyorlar ya. Ve dikkat edin yakın zamanda, bak yakın zamanda Çanakkale'yi bile şeye sürüklemeye başladılar. Çanakkale'yi bile son derece tehlikeli yani şey ifadeyle o manevi ruhu yok etmek için sözlere başladılar, dikkat edin. Yoksa hiç çavuşuk ne yapmıyorlar?
yok öyle bir olay yoktur bunlar bilmem nedir diye demeye başladılar. Anlamıyor musunuz yani? Evet. Bunlar yani Osmanlı ile dedelerimizle bizim aramızda her türlü engeli koymaya çalışıyorlar yani. Osmanlı arşivlerini yakmışlar hocam. Tabii ya. 1900 biliyorsunuz 39'da da harfi inkılabıyla beraber tamamen o bağımızı kopartıp yerle bir etmişler. Kitabı olmamakla birlikte evet. Sevgili hocam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Çanakkale'de bizzatı savaştığı söylenir. Şahitler huzurunda yani kitabı değil belki bir olay ama o Kabe'nin Ravza-i Mutahhara'nın Medine'de Efendimiz'in Kabe'nin bekçisinin şehadeti huzurunda bunlar hep şey yapılmış meseleler yani. Ya zaten şimdi öyle bir oldu ki senin önünde yiyecek yemeğin yok. Ya bırak sen elinde silahı zaten silahlar da sıkıntı var. Senin önünde doğru düzgün yiyecek bir lokman yok. Ve şimdi günümüzde bir takım insanlar çıkıp bu işi sadece maddeye vurmaları gerçekten hiç anlaşılmayacak, anlamsız bir hareket. Yani bu iş zaten manayla olmasa Çanakkale zaten mümkün değil. Çok güzel kutlandı hocam. 101. yıl Cumhurbaşkanımızın katılımı Çanakkale'de şükürler olsun. Jetlerimiz çok güzel solo gösterileri yaptılar. Bir metreye yakın birbirine aşırılarla. Hatmi şeriflerle, dualarla elhamdülillah. Çok güzel yani. Bir yere değindi hocam. Gerçekten birkaç tane okumak istiyorum. Kısa kısa müsaadeniz olursa hocam. 43. Alay 1. Piyade Taburu 1. Bölük 1915 yılı yemek listesi. 15 Haziran sabahı üzüm hoşafı öğlen yok. Akşam yağlı buğday çorbası ve ekmek. 26 Haziran sabah yok. Öğlen yok. Akşam üzüm hoşafı ekmek. Böyle böyle dize dize gidiyor yani hocam. Bir dolu bir boş. İki dolu iki boş. Yani bırakın silahı hocamızın, aşımız yok yani. Hocamızın kontrolünde yaptık biz bir Çanakkale ile alakalı bir çalışma. Orada çorba da. O. Çorba da var. Evet, Çanakkale evet. Çorbası var. Evet, aşı evet, var. Evet, nasıl kimse çarpamadı yani. İçemedi evet. O çorbayı yani. Evet. Yani evet. Tamam biz ecdadımızın yaşamış olduğunu yaşayalım diye yaptık onu ama amen. Öyle de kolay da değil yani o çorbayla, o çorbayı içip de o mücadeleyi vermek. O açlıkla olsaydı öyle içerdik de tabii toplumda içmek zordur o iş yani. Evet. Şimdi hocam, şu Çanakkale'yi de senede bir anmaktan öte bizim senenin en azından bazı aylarına, bazı günlerine bölüp halkımızı şuurlandırma çalışması yapmamız lazım. Sizin hayat dersleri konferanslarınız vardı hocam yıllar önce. Burada Çanakkale'yi işlemişsiniz değişik ve defalarca bazı konferans salonlarında. Gerçekten çok tesirli oluyor. Yani insanların konferans salonlarına girerkenki ruh haliyle çıkarkenki ruh hali arasında %100 fark olabiliyor yani. Evet. Şimdi mesela bugün bakıyoruz her tarafta Çanakkale'yi anma etkinlikleri falan var yani. Yarın ne olacak? Ben sosyal medya hesabımda şunu paylaştım. Ecdadımızı anmayın, anlayın. Biz ecdadı anlarsak hocam o zaman anılacak bir tarih bırakmış da olmayacak. Yani. İnşallah. Evet. Şimdi sevgili hocam elhamdülillah bakıyoruz bugün doğuda güneydoğuda verdiğimiz mücadelede bu Çanakkale ruhunun hala orada o merhametin düşmanın da olsa karşındaki o merhametin hala ayakta olduğu aşikar belli. Yani şimdi illa biz o ruhu yakalamamız için yani başımıza illa böyle musibetler mi gelmesi lazım sevgili hocam? Yani hatta şöyle de devam ettireyim. Yani biz bu ruhu yakalayıp Çanakkale bana göre bir savunma ruhuydu. Devleti, memleketi, vatanı, dini savunma ruhuydu. Bizim bir an önce fetih ruhuna geçmemiz gerekmiyor mu? Şimdi normalde bir Müslümanın, tekrar ediyorum bir Müslümanın normalde devamlı kendisinde devamlı tazelik. Nerede tazelik? Hem düşmanına karşı devamlı taze durması lazım. Diri durması lazım. Birlik ve beraberlik çerçevesinde durması lazım. Ve olarak düşmana gerçekten mutlaka İslam'ı ulaştırması için mücadele vermesi. İslam'ı ahlak göstermesi için mücadele vermesi lazım. İslam'ı güzel örnekleriyle beraber, yaşantısıyla beraber, hayatıyla beraber ortaya koyması lazım. Ve bunu bütün evvela kendi etrafımızda, ailelerimizde, dostlarımızda, ahbaplarımızla beraber bu güzelliği dünya üzerinde daima. Ama evvela neyle? O fetih ruhu bizim güzel yaşantımızla. Kendi içimizde kardeşliğimizi güzel göstererek, Müslüman Müslümanla güzel geçinmesini göstererek, Müslüman birbirine gerçek kenetlenmeyi göstererek, Müslüman gerçekten hayatıyla, ailesini, aile yaşantısıyla, ticaretiyle,
bulunmuş olduğu her ortamda güzelliğini ortaya koyarak, örnek bir yaşantıyı göstererek kalpleri fethetmesi lazım. Malumunuz Osmanlı ne yapardı? Bir yeri fethedecekse ilk önce gerçekten İslam'ı güzel yaşayanlara gönderirdi oraya. Niye? Onlar gitsinler orada İslam'ı güzel yaşasınlar. Oradaki insanlar İslam'ı bir görsünler. İslam'ı o yaşantısı, o aile ahlakını, birbirlerine bağlılıklarını, kardeşliklerini, davranışlarını gerçekten bir sindirsinler. Ondan sonra fetih zaten ne olur? Kolay olur. Ön yargılar kırılır yani. İlk önce gerçekten ne yapılmalı? Evvela Müslümanlar olarak bizler kendi hayatımızda, tavırlarımızda örnek ve önderliği güzel benimseyerek ve benimseterek evvela bunu hayatımıza geçirmeli ve bu diriliği daima muhafaza etmeliyiz. Bu dirilik bize bak devamlı fetih getirir. Nasıl? Güzel örnek oluşumuzda. Ama ticaretimizde, ama güzel ahlakımızda, ama davranışlarımızda bak göreceksin ki ne olacak? İnsanlar bizden etkilenecek. Bununla beraber de cihat ruhunu da ortaya koyarak Mevla-i Teala'nın yardımıyla beraber de devamlı gerçekten İslam'ın önünü açarız Allah'ın izniyle. Amma ve lakin eğer sen gaflette olursan, sırf dünyaya dalarsan, derdin sırf dünyayı yaşama arzusu olursa, din derdi olmazsa, Allah derdi olmazsa, peygamber derdi olmazsa, o zaman ne olur senin halin ya? Bakın bunun bir örneğini vermek istiyorum. Selman-ı Farisi radıyallahu anh bir Yahudi'nin yanında çalışıyordu. Dikkat edin. Bir Yahudi'nin yanında çalışıyordu. Bak fetih ile alakalı söyleyeceğim. Dikkat edin. Yahudi'nin yanında çalışıyordu. 15 dakika geç geçmiş. İşine 15 dakika geç kalmış. Dikkat et. 15 dakika geç kalmış. Kamera yok. Takip yok. Şu yok, bu yok. Hiçbir şey yok. Sonra vakti doluyor. Normal akşamleyin vakti doluyor. Çalışmaya devam ediyor. Yahudi soruyor ona. Diyor ki sen diyor niye çalışıyor vaktin doldu? Diyor ki sabahleyin diyor ben 15 dakika geç kaldım onu tamamlıyorum diyor. Dikkat edin ifade. Sabahleyin kamera yok, takipçisi yok, şu yok bu yok. Ben diyor 15 dakika geç kaldım o yüzden onu tamamlıyorum deyince bamba seni gören yoktu. Ben görmedim, kimse görmedi. Niye yani sen bunu hayata geçirdin? Gören var, o da Allah'tır. Benim dinim bunu emrediyor deyince o Yahudi Müslüman oluyor. Nasıl bir din ki bu 15 dakikayı bile? Evet. Şimdi ne oldu? Bak fetih gerçekleşti. Fetih ne yaptı? Gerçekleşti. İşte fetih budur zaten. Fetih bu işte. O yüzden evvela biz gerçekten tekrar imanımızı, ibadetlerimizi, hayatımızı tekrar kontrolden geçirerek bütün halk olarak ticaretimizi, yaşantılarımızı, her birimizi gerçekten kontrolden geçerek kendimize geldiğimizde bakacaksın ki hakikaten insanların kalbini fethedeceğiz. Sevgisini fethedeceğiz. Onların ön yargılarını kıracağız. Onların bize karşı bakışlarını kıracağız. Onların gerçekten sevgisi kazandığımızda da zaten fetih gerçekleşmiş olacak. Ama buna rağmen sen mükemmelliğini ortaya koyduğun halde, sen gerçekten İslam'a ahlak ortaya koyduğun halde, sen mükemmelliğini gerçekten sergilediğin, yaşadığın, yaşattığın halde hala inadi bir şekilde sana isyan ediyorsa, düşmanlık yapıyorsa onun da haddi neyse onu da bildireceksin. Onu da bildireceksin. O zaman da Allah'ın da yardımı sana ne yapacak? Gelecek. O zaman fetih de o olacak. O yüzden Müslüman yani daima kendisini devamlı ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? İki güne eşit olan aldanmıştır. Husrandadır. Demek ki Müslüman devamlı örnek ve önderliğini, tazeliğini, diriliğini daima muhafaza edecek. Hocam biraz ağır olacak ama bir soru yönelteceğim hocam. Sizce hocam kanınızca Türkiye'mizde din derdi olan insanların sayısı nerelerdedir hocam oran olarak? Biraz ağır bir soru ama veya var mı hocam ülkemizde böyle şimdi bir derdi? Şimdi ben Türkiye ile alakalı şunu söyleyeceğim. Dünyada da ben zannediyorum böyledir de. Türkiye'de ifadede, lafta din anlayışını, din derdi olanı %90 diyebilirim lafta. Dikkat edin. Evet. 99 da diyebilirim. Lafta. Yani konuşmaya gelince din dertlisini %90'larda bulabilirsin. Bak konuşmaya gelince ama. Konuşmaya gelince bakıyorsun herkeste din derdi var. En yaşamayanını bile, en yaşamayanını bile bakıyorsun. Ooo konuşur.
Ama icraatta yüzde inanın var ya, Efendimiz ifadesi bir avuç kadarız, bir avuçun içi kadar, bir avuç kadarız diyor Efendimiz. İfade bu yani. Ya yani gerçekten icraatta da böyle ama. Yani ama lafta kimi tutarsan, kiminle konuşursan, hangi genç olsun fark etmez ya, bir bakıyorsun öyle din dertlisi ki, öyle din aşıklısı ki, öyle ifade kullanıyor ki diyorsun Allah bırakmıyor. Bırakmıyor. Diyorsun ya maşallah diyorsun ya. Ama icraata dönüyor. Ya aynı icraata gelince aynı kişi bir bakıyorsun icraatta sıfır. Türkiye'de, sıfır ya. Türkiye'de sabah namazı kılma oranı %5 var mıdır hocam? Zannetmiyorum. Mümkün değil. Zaten yani namaz kılanların sayısıyla alakalı söyleniyor o rakamlar yani. %7 deniliyor hocam. Namaz kılan, 5 vakit namaz kılan oranı %7. Türkiye'de... Ama o 4 vakit kılanlar. Sabah namazı değil o. Sabah namazını tabii eskiden söylerdim cemaate. Derdim ki müftülüklere müracaat edelim. Saat sabah namazının saatini saat 9'da falan ezan okusunlar da bari olmazsa o saatlerde ezan öyle kılalım. Ya olmaz hocam. Olmaz diyorsun ama nasıl yapıyorsun? Sabahını nasıl geçiriyorsun? Evet. Sabah namazında camilere bir bakın Allah rızası için. Mümkün değil yani. Hocam bizim sabah namazlarımız, şunu diyebilir miyiz özetle yani, sabah namazlarımız cuma namazı gibi olmadığı sürece bizim işimiz biraz sıkıntılı mı? Biz demiyoruz onu ya. Bugün normalde kafirler bunu söylüyor. Eğer Türkiye'den yani Müslüman, Türkiye'deki Müslümanlardan korkacağınız zaman diyor, cuma namazlarına gidenler sabah namazına gittiği an oradaki Müslümanlardan artık korkabilirsiniz. Yoksa o hal olmadığı takdirde, o hali yakalamadıkları takdirde onlardan korkulacak bir durum yoktur. Aslında normalde biliyorsunuz Müslümanın nasıl bir kimliği vardır? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özelliği olmasa bile Müslüman, hakiki Müslümanlardan bir aylık mesafeden, dikkat edin bir aylık mesafeden Müslümanın diyor sesini duysa yani şeyi titrer diyor, titrer. Titredi ama hakiki Müslüman namaz. Kanuni bir ferman gönderdi. 100 sene Fransa'da dans yasakladı. Abi, yani. Evet Yusuf Hocam ben izleyicilerimizi biraz alayım programa. Bugün biraz alamadık. Hocam Umre ile alakalı bir son söz mesaj isteyeceğiz sizden. Kalp cerrahi Bolu'dan doktorum demiş. Türkiye genelinde dini eğitim neden verilmedi? Kim bunun sorumlusu? Bu canlı bombaların genç olmasının sebepleri dini eğitimsizliktir demiş. Bu doktorumuz. Teşekkür ederiz biz de. Evet. Selamünaleyküm. Benim bir sorum olacak diyor Yusuf Çorapçı Rize Çayeli'nden. Çanakkale Savaşı'nda İngiliz müttefiklerinin askeri birliği bir bulut tarafından yok olduğu doğru mudur? Demiş. Rivayetler var. Şimdi normal şartlarda buralarda evet. Allah'ın yardımı dediği muhakkaktır. Olabilir mi? Olabilir. Ama tabii şimdi bunları da insanlara illa siz böyle inanacaksınız diye inandırmak ne değil? Şey değil yani. Hocam, bunun tartışması olmaz yani. Bir cevap verebilir evet. Hocam? Bir Alman, bir de İngiliz komutandan ben dinledim hocam. Kuşattık dedi. Sonra Türkler geldi dedi. Biz dağın üstüne çıktık dedi. İkisi de aynısını anlattı hocam. Biraz tepeye tırmandık dedi. Sonra bir daha geldi. Tüm kalktı. Bütün askerlerimiz yoktu dedi. Hem İngiliz hem Alman komutandan bizzat dinledim hocam. Evet. Selamünaleyküm benim canlarım demiş. Özel okunması isteniyor, istiyor demiş. Giresun Görele'den sevgiler, saygılar, selamlar. Cübbeli Selami Bilge isminde bir izleyicimiz. Sizi yaradana kurban olayım. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim sizleri kem gözlerden korusun. Amin. Rabbim sayılarınızı artırsın. O sarıklı ve sünnet sakallı halinizle memleket meselelerini ne güzel konuşuyorsunuz. Bayılıyorum sizler. Allah aşkına sizler uzaydan mı geldiniz? Bu ekranlarından sizleri görmek hayaldi. Sizleri izlerken kendimi cennet-i alada gibi hissediyorum. Allah'ın izniyle ile benim en benim diyen televizyoncuların pabuçlarını dama attınız. Sizleri yaradana kurban olayım demiş. Teşekkür ediyoruz bu iltifatlarından dolayı bu ağabeyimize diyelim. Evet. Hocam o zaman anlattığınıza göre dinimizi tam yaşarsak fethederiz. Yaşamazsak fetholunuruz demiş. Evet o da işin biraz kısa öz tarafı olmuş. Evet sevgili hocam. İnşallah bugün Umre yolcusuyuz beraber. Umre'ye gideceğiz sevgili hocam. İnşallah. Rabbimiz inşallah şimdiden kabul eylesin, kolay eylesin diyelim. Hem mesaj olarak hem de Umre ile alakalı izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İnşallah bir 9 gece 10 günlük bir ümre yapacağız. Allah'ım şimdiden kabul eylesin. Hacer validemiz biliyorsunuz o günkü şartlarda sahilde yavrusuna su arıyordu malumunuz.
o günkü şartlarda çöl ortamında, bunu özellikle söylemeye çalışıyorum. Çöl ortamında Kabe yok, hiçbir bina yok, hiçbir şey yok. Çöl, Kabe'nin temelleri çöl kumlarıyla kaplanmış ve Hacer validemizin de biliyorsunuz malumunuz biraz bir ibriğinde su vardı, biraz azığı vardı, onlar bitti. Sonra susuzluktan Kabe'nin sıcağını bilirsiniz, çöl sıcağını bilirsiniz. Malumunuz Hacer validemizin yavrusunun bütün azaları susuzluktan çatlama durumuna geldi ve gerçekten çatladı. Hacer validemiz biraz onun sesi, onun feryadından biraz uzaklaşma niyetiyle aynı zamanda, çünkü dayanamıyor artık, anne yüreği dayanamıyor. Hem de su arama niyetiyle Safa'ya çıktı. Safa'dan Merve'ye bu şekilde. Niye? Safa tepesinden belki bir kervan geçer. O kervana ne yapalım diye hakikaten ondan suyu bulurum düşüncesiyle ve Merve'ye derken böyle yürüdü. En son çare ne yaptı? En son Ya Rabbi kendisini yere bıraktı. Ya Rabbi benden bu kadar. Neyi bekliyor? Beklediği şey neydi biliyorsunuz? Artık ya su ya ölü. Ya su ya ölü. Yani çocuğuyla alakalı beklemiş olduğu ya suyu ya ölü. Çölde ama sudan ne yaptı? Kendi ümidini kesti. Hiç düşünemiyor oradan su çıkabileceğini. İsmail Aleyhisselam ayaklarını vurduğu yerden bir baktı ki sonra su fışkırıyor. Çölde imkansız olan bir şeyi Hazreti Allah ne yaptı? Mümkün yaptı. Şimdi o beldelere gideceğiz inşallah. Oralara gideceğiz. Biz de yalvaracağız Rabbimize. Hacer validemiz gibi yalvaracağız. Gönlümüz öyle yalvaracak. Ama o günkü ihtiyaç neydi? O günkü ihtiyaç suydu. Allah suyu ikram etti. Bugünkü ihtiyaçta gerçekten yavrularımıza, evlatlarımıza, gençlerimize kalplerine iman, hidayet, Allah'ı bilme arzuları, hakikaten Mevla Teala'dan korkma, sevme, peygamber yolundan yürüme, dini mübin İslam'a sahip çıkma, vatanına sahip çıkma, bayrağına sahip çıkma, milletine sahip çıkma arzuları, iştiyakları. Bugün gençlerimize, evlatlarımıza lazım mı? Lazım. Biz de bunlara yalvaracağız inşallah. Rabbim inşallah bize de ikram edecek. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bütün seyircilerimize FM TV ekranlarından diyeceğiz yani. Bunu canlı canlı da o da söyleyeceğiz. Daha önceki ümmetleri de söyledik. Yine söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki FM TV ekranlarından bizi seyredenlere diyeceğiz. Ya Rabbi ver diyeceğiz. Ama onlardan ricamız şu. Dualarımıza yardımcı olsunlar. Halkımızdan ricamız bu. Duamıza yardımcı olsunlar. İştiyak olsun, arzu olsun. Allah verecek çünkü. Allah bu ümmete verecek. Çünkü bu hilafet düştüğü yerde ne yapacak? Tekrar kalkacak. Çünkü yiğit düştüğü yerde ne yapar? Kalkar. Bu millet buna gerçekten, gerçekten layık. Hakikaten bu işin erbabı olur. Ama ve lakin kalkmayı bileceğiz. Yalvaracağız. Allah da yardım edecek. Ama dualara ne yapacağız? Yardımcı olacağız. Bütün halkımıza selam ediyoruz. Haklarını helal etmişsiniz rica ediyoruz. İnşallah oradan dualarımızı bildireceğimizi, yalvaracağımızı, herkesin kendine ait dualarının olduğunu farkındayız. Çünkü bazılarının hastaları var, hastalarına dua edeceğiz. Bazılarının borçları var, borçlarına dua edeceğiz. Bazılarının işte bazı sıkıntıları var, ailevi sıkıntıları var, onlara dua edeceğiz. Zaten tavaflarda takip ederlerse hepsini görecekler. Hepsine tek tek ne yapacağız? Dua edeceğiz inşallah. Ama özellikle FM TV ekranlarında bizi seyredenlere de özel dualarımız olacak inşallah. Evet. Rabbim bizden razı olsun. Evet. Rabbim sizden de razı olsun. Hocam inşallah güzel yine zirve bir umre inşallah yaşayarak döneriz inşallah sizinle beraber. Evet Recep hocama da teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Yusuf hocama, Reşit hocama da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah bir dahaki program size emanet. Siz artık bayrağı... Hocamızı yalnız telefonla yine bayrak sizde yani. İnşallah. İnşallah. Geçen programda biraz sıkıntılar i̇nşallah. Oldu. İnşallah bu sefer olmaz. Evet kıymetli izleyicilerimiz Çanakkale'yi konuştuk. Çanakkale devam ediyor dedik. Savaş bitmedi. Savaş devam ediyor dedik. Ardından o zaman Alman hayranları bu memleketi perişan ettiler. Bugün sakın biz Amerika ve Avrupa hayranlığı yaparak aynı perişanlığa düşmeyelim dedik. Bunu söyledik. Mücadelenin devam ettiğini söyledik. Bizim artık savunma ruhundan fetih ruhuna yönelmemiz gerekiyor diye de konuyu bağlamış olalım. Ve bu din için, bu memleket için, bu vatan için canını feda etmiş bütün şehitlerimizin ve geçmiş gazilerimizin, günümüzde de bu yolda din için, vatan için şehit olan
her bir canımız için, her bir canımızın ruhu için hep beraber buyurun. El Fatiha diyoruz ve programımızı kapatıyoruz.